Kasım ayı perakende satışlarının alışveriş sezonu olarak bilinen yılın son ayı öncesinde beklentilerin altında gelmesi endekslerde Amerika açılışında karışık bir seyir gözlenmesine sebep oldu. Fed kararını bekleyen endeksler gün içinde yatay seyretmesine karşın açıklamaya ilk tepkisi hafif satıcılığı oldu. Fed beklendiği gibi faiz politikasında bir değişikliğe gitmezken toplantı sonrası açıklamada komitenin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde önemli ilerleme kaydedilene kadar her ay en az 120 milyar dolar tahvil almaya devam edeceğini belirtti. Başkan Powell'ın düzenlediği basın toplantısı ise endeksler üzerinde pozitif fiyatlandı. S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0.18, %0.5 oranlarında değerlenirken Dow Jones negatif ayrıştı ve %0.15 değer kaybetti. Avrupa endeksleri Brexit sonrası tarafların yürüttüğü görüşmelerde yaşanan olumlu gelişmeler dışında momentum arkasına aldı ve değer kazandı. Avrupa Komisyonu Başkanı bir anlaşmanın olup olmayacağını söylemese de anlaşmaya giden bir yol var yorumunda bulundu. Önümüzdeki birkaç günün ise kritik olacağını belirtti. DAX, Eurostox 50 ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %1.52, %0.61 ve %0.88 oranlarında değer kazandı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 5'i günü primlerle sonlandırırken, altyapı ve sanayi hisselerine sırasıyla %1.15 ve %0.61 oranında gelen satışlarsa endeksi aşağı çekti. Takdirsel tüketim ve teknoloji hisseleri %1 civarı değer kazanımlarıyla endeksi yukarı taşıdı. New York Times'ın haberine göre Pfizer ve Beyaz Saray 2021 yılı için düşünülen ek dozlar üzerinde görüşüyor. Avrupa ve Amerikalı yetkililer tarafından teknoloji şirketlerine yönelik açılan davalar ve üzerinde çalışılan düzenlemeler yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Google'ın arama motoru alanındaki piyasa hakimiyetinin sorgulandığı yeni bir antitrust davası Texas'ın liderliğinde ve diğer eyaletlerinde katılımıyla öne çıktı. Teknoloji devlerini kontrol altında tutmak amacıyla Salı günü Avrupa tarafında duyurulan Dijital Piyasalar ve Dijital Hizmetler yasa tasarıları şirketlerin geleceği için oldukça önemli. Facebook, Apple'ı yazılım geliştiricilerine ve tüketicilere zarar vermekle suçladı. Apple'ın kullanıcılarını reklam verenlerin kendilerini farklı uygulamalarda izlemesini engelleyen gizlilik seçeneğini yürürlüğe koymasından bu yana iki şirket atışmakta. Facebook ve Apple günü yatay tamamlarken Alfabet %0.22 oranında değer kaybetti. DAX endeksinde yer alan 10 sektörün 9'u günü değer kazanımlarıyla tamamladı. Ham madde sektörü %0.1 oranında değer kaybederken, sağlık ve temel tüketici ürünleri hisseleri ise sırasıyla %0.30 ve %2.72 oranlarında primlendi ve endeksi yukarı taşıdı. Dolar endeksi 90-128 seviyesine kadar geriledikten sonra günün geri kalanında kayıplarının büyük kısmını geri aldı. Fed toplantısı sonrası gün içi en yüksek seviye olan 90.70'e yükseldikten sonra kapanışa doğru tekrar bir önceki günkü seviyesine yaklaşarak 90.25 seviyelerinden günü sonlandırdı. Euro-Dolar paritesi 1.21.75 direncini kırarak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 1.22.12 seviyesini gördü. 1.22 15 direncine yaklaşması sonrası kar satışları gerçekleşti ve toplantı sonrası 1.21 25 seviyesine kadar gerilese de buradan gelen alımlarla günü 1.22 seviyelerinden sonlandırdı. Sterlin dolar paritesi ise anlaşmalı Brexit umudunun artması ile beraber gün içinde 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 1.3554 seviyesini gördü ve daha sonrasında gelen satışlarla 1.3484 seviyesinden günü sonlandırdı. Mali teşvik paketi görüşmelerinde sona yaklaşılmasıyla birlikte gün içinde %0.95 seviyesine yükselen Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri, perakende satış verilerinin zayıf gelmesiyle beraber %0.92 seviyelerine geriledi. FED toplantısı sonrası %0.94 seviyesine kadar yükselse de günü bir önceki kapanışa göre bir bas puan yukarıda %0.92 seviyesinden sonlandırdı. Avrupa tahvillerinde de satışlar hakimdi. Türk hazine euro tahvilleri ise kurdaki pozitif seyre paralel olarak alıcılı seyretti. 10 yıl vadeye kadar getiriler bir önceki güne göre 15 bas puan civarında daralırken, 5 yıllık ülke risk primi 10 bas puan gerileyerek 355 seviyesinden işlem gördü. 5 yıllık kıymet %4.75, 10 yıllık kıymet %5.62 ve uzun vade kıymet %6.37 seviyesinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket kıymetlerinde ise daha yatay bir seyir hakimdi. Yapı Kredi 2022 vadeli senir kıymetin getirisi 3 bas puan yükselerek %4.69 seviyesinden işlem görürken İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymetin kol getirisi dün kapanışa göre değişmeyerek %8.23 seviyelerinden işlem gördü. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.